tiyatro devam ediyor arkadaşlar ve alkışlarla programımıza ilk defa katılacaklar. Ben de bir böyle bir keyifli bir heyecan yaşıyorum sayende onlar burada diye. Onları dizi film dışındaki normal halleriyle bugün burada tanıyacağız, göreceğiz. Onlarla Beyaz Şov'a özel sizlerle beraber bir sohbet yapacağız. Kurtlar Vadisi'nin çok değerli oyuncuları geliyor. Alkışlarla Musa Uzunlar, Gürkan Uygun, Necati Şaşmaz geliyor. Arkadaşlar o sizdeki heyecan şu anda gerçekten bende de var. Biz gerçi Allah'tan programdan önce gittik. Çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Kurtlar Vadisi ekibiyle unutmadan hemen Kurtlar Vadisi'nde çalışan temizlik işlerinden tutun. Kamerasına, yapımına, evet, ekibine, montajına, dublajına. Bütün ekibe buradan bize gösterdikleri yakınlık ve sıcaklık için sabahlara kadar bu diziyi izlettirmek için gösterdikleri emek için çok çok teşekkür ediyoruz. Onlara, bütün ekibe kocaman bir alkış alalım. Evet, nasılsınız hocam? Keyifler yerinde mi? Eyvallah, teşekkür ederim. Harika, teşekkür ederiz. Bu kadar bizden ısrar, bu kadar ısrar. Nereye kadar? Geldik işte. Evet, bir hayli bir ısrar oldu. Gerçekten de biz yaklaşık 2-3 senedir programımıza gelsinler diye çok uğraştık ama onlar da çok yoğunsunuz değil mi hocam çok siz de? Yoğunuz. Sen de artık gördün, inandın. Evet, gördüm bize. Yani. Gerçekten kaçta bitti o günkü sabahki çekim? Sabah 7'de bitti. Setten bazı arkadaşlar, özellikle fotoğrafçımız orada uyuyakalmış koltukta otelde. Evet, doğru. Uyandırmışlar sonradan. 12'de uyandırmışlar. Babacığım, o gece kaça kadar biz kaç saat çekim yaptık? Bayağı bir, yani benden önce de başlamıştı. Normalde kaç saat sürüyor bir çekim? Normalde akşam ben 7'de geldim oraya. Yani senin 2 gün çalıştığın oldu mu uyumadan falan yani? Oralara kadar gidiyor mu yani iş? Benim rekorum 69 saat. Yani Necati'nin 69 var. Saat. Evet. 69 saat hiç uyumadan. Hiç uyumadım. Evet. Ve devamlı sonra 24 saat uyudum ama. 20 saat. Sonra 20 saat uyudum. Ha, evet, devamlı bir ekşim var. Ne haber, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Baba vallahi bir şey, yemin ederim bir şey söyleyeyim. Bak, ses adamı hayattan soğuttu ben. Vallahi ses adamı şurada herhangi birisine söyle, ne haber, nasılsın diye bak, adamların surat değişiyor. İyilik, teşekkürler. İşte bu programa geldik, beyazı kırmayalım dedik. Kabusum burada. Hocam bir yan yana bir, yan yana bir gelelim şöyle. Yan yana bir gelelim şöyle. Bir tane de daha başlamadan önce siz yan yanayken şöyle Memati'den de arkadan hocam şuraya gelirseniz. Siz böyle yan yanayken Memati'den de arkadan bir bakış, Memati'nin gözlerine bir zoom yaparsak arkadan bir bakış istiyorum. Evet, bu harika ekibe kocaman alkışlar, onları yerlerine alalım. Çok çok teşekkür ederiz. Acayip bir sohbet bizi bekliyor arkadaşlar. Evet, ekran başındakiler, şuradakiler hazırsanız yavaş yavaş başlıyoruz ama önce şunu söyleyeyim unutmadan. Özel bir organizasyon için 13 Aralık'ta Almanya Düsseldorf'ta, Almanya'dan izleyenler için söylüyorum. Rafet Aloman, Yusuf Güney, ben ve Nazan Ekkes
güzel bir organizasyonda beraber bir araya geliyoruz. Bilet için Almanya'daki afişlerden görürsünüz zaten. İleride de söylerim. Onu da hatırlatayım. Düsseldorf'ta olacağız. Konuklarımıza topluca kocaman bir alkış alalım. Efendim önce hoş geldiniz diyelim. Şöyle hep beraber. Musa abi bütün program böyle mi oturacaksın? Yani böyle bir hoş geldiniz deyince de böyle hani... bir devamlılık sağlamak istedim. Ara oldu ya. Ayak sol, sağ ayak öndeydi. O bizim onları... için önemli bir kural. Doğru söylüyorsun. Devamlılık tutması, sonra değişecek tutması lazım. Ama şunu da merak ediyorum. Programdan önce kendi aranızda konuştunuz mu? Beyaz'ın programı bir show programı. İzleyenler gülmek, eğlenmek ister. Aman arkadaşlar orada el birliği yapalım. Birimizden birine bir şey olmasın. böyle bir olsun. Mümkünse olsun. Bize olmasın onu. İzninizle Musa abinin üzerine biraz oynayabilir miyiz bugün Polat Bey? Biraz oynayabilir miyiz Musa abinin üzerine? Yok yok, dizi filmdeki peki karakterleri bugün öldürmeden, evet, onların karizmalarına zararı getirmeden elimden geldiğince küçük aksiyonlarla programıma devam edeceğim. Onun için bir kuşkunuz olmasın. Ben Ebru'dan başlamak istiyorum sohbete. Müsaadenizle. Nasılsınız? Niye ben dizide oynamıyorum diye? Yani hayır ondan değil, bayan olduğunuz için. Aa öyle mi, peki çok teşekkür ederim. Bayan olduğunuz için. Ebru Gündeş'in şu yaptığı olayı bir söyleyeyim, programı öyle başlayalım, çok önemli. Kanserli Çocuklar Vakfı için bir açık arttırma yapıyorsun, onu bize bir anlatır mısın? Söyleyeyim, öyle değil aslında. Yani benim şu ana kadar 16 senedir bu işi yapıyorum ve şu ana kadar birikmiş herhalde 400-500 tane elbise vardı, belki de daha fazla. Evet. O elbiseler revize ediliyor. Ondan sonra bir internet sitesi... Kaçu. Onu bir okursan. www. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Bir dakika, hayır. Evet, Ebru Gündeş, evet, satıyor. Ebru Gündeş satıyor. Evet. Ebru Gündeş satıyor. Ebru Gündeş satıyor. Evet, Ebru Gündeş satıyor. Evet. Nokta. Nokta. Com. Evet. Ebru Gündeş, evet, satıyor. Ya da www.ebrugundeş.com.tr'den de buraya ulaşılabilir. Ne yapacağız oraya ulaşıp? Sen ne yaptın? Biz şimdi ne yapacağız? Elbiselerim orada. Evet. Daha önce iki kez benim bir çantam ve sanıyorum bir elbisem açık artırmayla satıldı. En yüksek fiyatla, harika, alındı. Ne kadar alındı? Hatırlamıyorum. 1 milyarın üstü. 1 milyarın üstü. 1 milyarın üstü. Eski parayla. Eski parayla 1 milyarın üstü. Eski parayla 1 milyarın üstüymüş. Biz dedik ki o zaman niçin biz bunları elimizde tutuyoruz? Bir şeyde faydalansın, yani faydalı bir yerde kullanalım, harika, diye. Harika, çok güzel iş. Şimdi internet sitemiz hazır. Fakat maalesef şöyle bir şey var. Biz istiyorduk ki mesela size bağışlayacağız değil mi? Evet. Size değil tabii ki. Efendime söyleyeyim. Mesela Onurilik Felçleri Derneği'ne bağışlayacağız. Evet. Direkt onların hesabına gitsin istedik ama maalesef böyle bir şey yapılamıyor. Önce bizim hesabımıza gelecekmiş, sonra... prosedürü var yani. Maalesef böyle bir prosedür varmış. O yüzden o prosedürle uğraşıyoruz ama sanırım herhalde bir 15-20 gün içerisinde açılacak. Elbiseler satılacak ve oradan gelen gelir nereye bağışlanacak. Gidecek? Şimdi düşündüklerimiz tabii ki Mehmetçik Vakfı var. Efendime söyleyeyim, Çocuk Esirgeme var. Omurilik Felçleri Derneği var. Var'da var. Evet, çok güzel bir iş. Çok güzel bir işe adım atıyor. Sahiden de çok güzel. Bu giyilen elbiseler, bizimkiler de öyle. Ben de elimde tutmuyorum. Genelde vermeye gayret ediyorum bütün bunları. Açık artırmaya satılıp da bunun gelirinin verilmesi çok daha güzel. Aslında buna biz de katılabilir miyiz? Heh, var mı bir şey söyleyecek misin? Ben de onu diyecektim. Yani böyle güzel bir şeye biz de katkıda bulunmak isteriz. Yani kendim adıma söylüyorum. Arkadaşlar da büyük ihtimalle katılırlar. Evet. Ya ben takım elbisemi dizide alanları bulabilirsiniz. Çok sevinirim. Efendim? Alanları vurabilirsiniz yani. Kim aldıysa gidip, evet. Tabii hocam olabilir. Neler verebilirsin mesela? Ben, ne Polat Alemdar yazan bir takım elbisemi dizide. Çok sevinirim. Biz de sitemize Gürkan seve seve koyarız. Musa orada satılan takım elbise dışında biz bir şey veremiyoruz. Biz sadece takım elbise giyiyoruz. Hayır hayır. Musa getirdi bunun için. Biz Musa ile, ama Musa diyorum. Özür dilerim. Gürkan getirdi bunun için. Altındaki. O buradakileri getirdin sen. Gürkan'ın yaptığı. O seninki galiba. O buradakiler için değil miydi? Yok, o Gürkan'ın yaptığı çok güzel bir şey var. Abi, Memati'den bu mu yani? Hayır, evet. Bir dakika açıyoruz ve altından çok güzel bir heykel çıkıyor. İşte Memati aslında Gürkan'ın dizdeki karakterine bakın. Fakat bir de evde uğraştığı şeylere bakın. Hocam seramikle uğraşıyorsun. Set arasında. Heykelle uğraşıyorsun. Harika. Bunu bir yakın plan, evet, çekebilirsek.
Şöyle. Bir tane daha getirmiş. İskender Büyük bir tanesi. Hocam bunlarla dolaşıyorsun. Vakit buldukça ya da set aralarında. Bunları da imzalayıp verebilir miyiz? Ebru Hanım'a. Bunlar da girecekler arasında konabilir. Musa Hocam siz bir şey yapmak ister misiniz? Ben dizide kullandığım eldivenleri vermek isterim. Süper. O eldivenleri hem Polat'a füze atarken kullanmış olduğumuz eldivenler. Polat'a füze atarken kullanmış oldum. Çok değerli eldivenler. Gerçekten de Polat'a füze atarken kullanmış. Daha önce boğduğumuz eldivenler. Onlardan birkaç tane de biz istiyoruz. Evet. Şimdi bir takım elbise sözüm var. Seramiği alıyorum. Yani bir tane daha vardı. Bu sizin. Bu bizim. Evet. Bir kutu daha olması lazım. Ondakini ben alıyorum. Onu ve siz de eldivenleri. Tamam. Açılmaz diye ama. Kampanyanız için yeterli. Evet. Baba çok sahiden sen mi yaptın bunları ya? Evet. Ya inanılması güç ama. İnanılmaz güzel. Sahiden yakın plan çekelim. Evet. Çok güzel. Yani çok güzel diyemeyeceğim de güzel yani. Evet. Güzel yani gerçekten de. Biraz karikatüristik. Vallahi harika. Gerçekten de ellerine sağlık. El emeği, göz nuru. Bunları buraya koyuyorum. Ara sıra çekeriz. Ben de buradan o siteye seyircilerimizden bir tanesini bağışlıyorum. Üzerimdeki takım elbiseyi vermek istiyorum. Bu akşam giderken alıp götüreceğim değil mi? Tamam. Bu akşam takım elbisenin içinde ben de olacağım. Yok, ama o zaman dünya üzerindeki hiçbir para karşılığı yok onun. Yani onu kimse ödeyemez. Ay. Öyle bir anne öyle güzel yetiştirmiş ki. Yani senden daha başka yok. O yüzden vallahi, çok, senin değerin de yok. Kimse veremez onun karşılığını. Sağ olun. O zaman sadece takım elbiseyi veriyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Hocam. Bu dizi artık bir fenomen yani. Hani acayip bir şey halini aldı. Diziyle ilgili sadece güzel olmasıyla ilgili ya da eleştirilerle ilgili şeyler değil de diziyle ilgili çok bir sürü şey de konuşuluyor. Gündemi belirliyorlar, daha önceden biliyorlar falan filan. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Yani bunlar zaten çok konuştuğunuz veya sıkıldığınız şeyler. Ben sadece şunu soracağım. Bu dizinin size göre yüzde kaçı başarının yüzde kaçı senaryoya aittir? Yüzde kaçı oyuncuya aittir? Yüzde kaçı ekibe aittir? Böyle bir ayrım yaptınız mı hiç kendi aranızda? %50'den fazlası. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Biraz açalım sesi. %50'den fazlası senaryoya ait. %50'den fazlası senaryoya ait. Diğer geri kalan kısmı oyunculuk ve ekibe aittir. %10'u Marti'ye, %10'u ötekine, %10'u ötekine. Hocam peki bu ekibin seçilmesinde kimler rol alıyor? Mesela Musa abinin diziye girmesine kim karar veriyor? Yani sizde mesela, sizde de bitiyor mu iş? Yoksa sadece senaristler, yapımcı? Kas karar veriyor ama yine senaryo ekibi aynı zamanda yapım ekibi olduğu için onlar oturup karar veriyorlar. Bir karakter girmesi gerekiyor. Kas da yönlendiriyorlar. Kas belirli oyunculardan işte isimler alıyorlar. Bakıyorlar, resimleri gösteriyorlar senaryo ekibine. Evet. Böyle birini mi düşünüyorsunuz diye. Ve geliyor. Ya, ama oyunculuk da senaryoyu etkiliyor. Mesela Musa Bey'in oyunu senaryoyu etkiliyor. Musa Bey'le... Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, ya sesi biraz zaman daha bir açabilirsek. Bir de sen aslında bir şey söyleyeceğim ben seninle ilgili. Buyurun. Bizde seni başkası canlandırıyor ama yemin ediyorum senin kendi sesin yani o arkadaşın sesi mükemmel ama. Duyurmuyor ama baksanıza. Sen bu kendi sesini niye konuşmuyorsun abi? Senin sesin daha güzel. Ben ilk ya kendisi... Daha güzel dedin. Güzel yani. Ya seni seslendiren arkadaşlar özür diliyorum. Çok güzel bir çok ses. Çok güzel. Ama bu ses de olurmuş eyvallah yani. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Umut diye bir arkadaş seslendiriyor beni. Çok güzel seslendiriyor. Ben ne yapayım ses gelmiyor. Evet, Umut diye bir arkadaş. Ha? Evet hocam yüksek ses. Yüksek ses. Şimdi geliyor mu? Geliyor mu? Hayır şimdi yani. Necati dizden alışık böyle yavaş yavaş konuşmaya. Umut diye bir arkadaş seslendiriyormuş beni diye. Ama böyle biraz sorun, yüksek sesle. Biraz yüksek sanırım sesle. Sanırım bir sorun. Evet, şimdi geliyor değil mi? Evet, duyabiliyor musunuz şu anda? Duyabiliyor musunuz? Hayır demiyorum. Adam o zaman benim... Arkadaşlar temkinli olun. O zaman benimle ilgili bir sorun değil yani. Hayır değil, hiç mi korkmuyorsunuz? Bak, bir daha soralım, duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, duymak zorundasınız. Evet. Duyduk duymadık demeyin. Umut diye ama senin sesindeki bir de şive var sende böyle ufak bir şive. Var. Sanırım Amerika'dan da karışan bir melodi var. Bir evet. De doğum yerim Elazığ o da karışık. Var yani. Var biraz var. Hocam Artvinli misiniz duyduğumuza göre? Öyle mi? Yok.
Değil. Kahramanmaraşlı da olduğum oldu. Erzurumlu olduğum da oldu. Akinli değil misin? Sakaryalıyım. Sakaryalısın. İzmit'te doğdum büyüdüm. Bu benim için hep bir sorun. Öyle mi? Hep mi de? Hep mi soruyor? Şöyle oluyor. Bir takım yerlerde yazıyor işte Mehmet abi Kahramanmaraşlıymış diyor. Bir sürü yazı altta işte. Oo, çok sevindim Kahramanmaraşlı. Bir gün bir arkadaş geldi. Abi merhaba dedi. Merhaba dedim. Hemşeriyiz ha dedi. Güzel dedim. Nerelisiniz? Abi dedim ben Erzincanlıyım. Sen de Erzincanlı mısın dedi. Yok dedim ben Erzincanlı değilim. Yok yok Erzincanlıymışsın dedi. Güzel. Tamam abi dedim. Sen öyle diyorsan öyleyim dedim. Hemşerim diye sarıldım vallahi. Evet hocam. Birkaç yerde çıkıyor. Ben söylememe rağmen hani deklare etmeme rağmen Sakaryalıyım diye söylememe rağmen. Bu dışarıdaki tepkiler nasıl hocam? Sana yani. Sana gelen tepkiler nasıl mesela dışarıda? İnsanlar böyle bir çekince herhangi bir şey. İlk zamanlar biraz ürküyordu insanlar. Yani suretim biraz bozuk olduğu için. Estağfurullah. Çok yakışıklı bir adamsın. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet, ilk zamanlar ürküyordu tabii insanlar. Ama serüven uzadıkça tabii yaklaşık 7 sene 6 sezon oldu. 7 senedir televizyondayız. Biraz daha artık rahatladı insanlar. Özellikle de hani gülerken falan görürlerse görünce bir yerde hemen geliyorlar. Ama ben eğer gülmez isem genelde hani kullandığım zamanlar oluyor tabii. Çok işim aslında varsa hiç gülmüyorum. İzinin tabii güzel bir tarafı da bu kadar sertliğe vurdu kırdıya ya da bir sürü soruna o oturaklılığa, tumturaklılığa rağmen dizinin içinde küçük küçük mizahi şeyler de katıp oralar bir yumuşatılıyor. Herkesin bir keyifli tarafı da bir gösteriliyor değil mi? Yani herkese öyle bir sert tabii o adamların da hani sonuçta daha hani nasıl söyleyeyim çok fazla büyütmüyoruz. Daha onların daha ciddi adamlar olduğu için onların düştüğü durumlar daha komik oluyor tabii ki. Yani hani hiç eğer bir parça komedi yararsak bu sefer abartıya kaçacak ve dengesi bozulacak diye korkuyoruz. Zaten komik adamın, komik görünen adamın yolda bir başına bir şey geldiği zaman kimse gülmez. Çok sert adamın başına bir şey gelirse ona yakışmayacak bir durum olduğu için gülünür. Musa abi sana da bir soru. Sonra VTR'miz var. Bu merakla beklenen VTR'miz. Benim de çok merakla beklediğim VTR. Nasıl karşılanacak çok merak ediyorum sayende ama hemen şunu sorayım. Kötü adamı oynamanın avantajları dezavantajlarından fazla mıdır dizilerde? O açıdan değerlendirmiyorum. Ben sadece karakter olarak değerlendiriyorum. Evet. Yani sonuçta hepsi insan malzemeleri. İnsan sadece kötü ve iyi değil, hepsini barındırıyor. Hepsini ben, doğru. Sonuçta eğer karakter yerinde ve doğru çıkarsa eşit puanı alacak. Alacaksın. Bir de çok merak edilen bir soru. Hep ben böyle hafta içinde insanların merak ettiği şeyleri sorayım dedim. Bu dizide film çekildiği zaman karakter, yani sinema filmi çekildiği zaman karakter diziden bir şekilde ölüyor, gidiyor. Senin de şimdi Gladio geliyor. Evet. Gladio ile beraber dizide kalacak mısın yoksa bir gitme durumun falan filan olabilir mi? Yani her an bir ölüm. Çünkü dünkü sahne bayağı uçurumun kenarında şöyle bir kaldık yani. Ben ölmeyeceğim ama karakter bilmiyorum. Önemli olan da o diyorsun zaten. Yani sonuçta bir öyküdür bu. Başı ve sonu olacak. O yani senaristler kader yazmaya işte çok şanslı insanlar. Bakalım nasıl bir kadar yazacaklar bekleyeceğiz. Peki ama dünkü final gerçekten de merakla bekleniyor. Biz Kurtlar Vadisi ekibini programa çağırırken ben bir ricada bulundum. Dedim ki sizin oraya gelip setinizde bir şeyler çekebilir miyiz? Güzel bir hikaye çekebilir miyiz falan filan diye. Onlar da sağ olsunlar tabii ki dediler. Bütün ekipleri sadece bizim için ve siz izleyin diye gerektiği vakitten daha uzun süre sabahladılar, bizim için kaldılar. Biz bu ekibi buralara kolay getirmedik. Gerçekten de kolay getirmedik. Bir zamanımız, bir mesaimiz oldu onlarla ilgili. Onları getirene kadar çok çektik. Peşlerine düştüm. O peşlerine düşme hikayemizi işte hep beraber çektik, canlandırdık. İşte Beyaz Kurtlar Vadisi. Buyurun, izliyoruz.